Kütahya'nın Tavşanlı'nın sesi ailemizin programlarından bir tanesi de halkın sesi olacak. Hep diyoruz yani konuşmuyoruz. Evet, çok düşünen bir toplumuz. İlçemiz her şeyle ilgili fikre sahip, düşünceye sahip ama konuşmuyoruz. Konuşacağız, hep birlikte konuşacağız, hep beraber konuşacağız. Bizler Kütahya'nın Tavşanlı'nın sesi olarak sizlere mikrofonlarımızla aracı olacağız. Bu yayınlarımız sosyal medya resmi hesaplarımızdan, bunun yanında Kütahya'nın sesi resmi sitemiz ve Tavşanlı'nın sesi YouTube kanalından canlı olarak ve banttan sizlerin huzurunda olacak. Halkın sesinde sosyal medyayı konuşmaya devam ediyoruz. Yine bir hemşerimizin yanındayız. Önce kendinizi tanıtabilir misiniz? Ben İsmail Asçelik, esnafım. Doğma büyüme Tavşanlılıyım. Yani hizmet için buradayız. Öncelikle hayırlı işler diliyoruz. Teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Şimdi konumuz sosyal medya. Halkımıza sosyal medyayı soruyoruz. Sosyal medyayı etkin olarak kullanıyor musunuz? Bir sosyal medya hesabınız var mı? Var. Hangi hesabı etkin olarak kullanıyorsunuz? Yani, ve hangileri var? Twitter, Instagram, Facebook. Yani eskisi gibi değil ama yani yoğun olarak Instagram ve Twitter. Yoğun olarak Instagram ve Twitter. Peki toplumda genel olarak sosyal medyanın bilinçli kullanıldığını düşünüyor musunuz? Hayır. Yani ilk başlardaki süreci çok aştı. Yani kendini aşan bir durum. Yeni nesil olarak düşünürsek bu daha görsel olmaya başladı. Yani yeni nesilden kastım Z kuşağı mı o bizim? Z kuşağını da açtık. Alfa kuşağı diyelim biz buna. Alfa kuşağı daha kötü. Nasıl kötü? Yani bu Instagram olsun, Twitter yani kullanımı olsun. Kullanımı mı kötü? Kullanımı kötü kullanıyorlar. Yani zaten bu tip mecraların amacı da budur. Yani benim kendi yapımda şu var. Ben biraz eski kafalıyım. Açıkçası tamam. Eski kafalıyım. Ama tabii yani şeye de teknolojiye de açığım. Ama yani bu farklı kullanıldığı için, yani bunları gözlemlediğim için ben biraz daha eski kalma taraftarıyım. Çünkü diyaloglar koptu, insanlar birbirine merhabalaşmayı bile kesti yani. Böyle bir durumda kim bunun daha gelişmesini ister ki? Peki İsmail Bey, hani şöyle bir şey yapsak, insanları bilinçli kullanıma veyahut da gençlerimizi daha bilinçli kullanıma veya bunun metodu... Teşvik etsek veya yani. Hani bilinçli ve etkin kullanımını sağlayabilsek. Ya sağlanabilir. Sağlayabilir miyiz? Sağlanabilir. Bu nerede başlar? Ailede başlar. Yani kök dediğimiz şey eğitimin başlangıcı. Tabii en küçük toplum dediğimiz ailede başlar bu. Yani aile sadece kurtulmak için, o anı kurtarmak için birazcık benim de yüküm azalsın, bunu kullansın, ne olacak dedikçe zaten bu hale geldik. Yani bunu aileler nasıl yapabilir? Düzenleme getirecek olursa günde bir saat gibi. Hani bir kural yani, metoduyla bir kural, aileden başlıyor. Tabii yani kurallar olmazsa olmaz ki. Bu bizim dinamiğimiz yani. Kurallarla yaşıyoruz. Kuralları aştığımızda zaten çığırından çıkmışlıkları gördük. Bu da yani düzene girebilir. Ama düzene girilmediğinde daha aksak hallere gelmeye başlar. Halkımızın arasında sosyal medya ile ilgili sorularımızı yöneltmeye devam ediyoruz. Yanımızda kim var tanıyabilir miyiz? Adım Ali. Tavşanlıyım. Yaşamaya devam ediyorum buralarda. Yaşamaya devam ediyorsun buralarda. Sosyal medya kullanıyor musun? Evet, kullanıyorum. Peki hangi hesabı yoğun olarak kullanıyorsun? Instagram, Facebook, Twitter. Hepsini kullanıyorsun. Evet, hepsini kullanıyorum. Peki ciddice zamanını alıyor mu senin bu sosyal medya hesapları? Fazla şey yapmıyorum zaten. Kullanmıyorum. Arada sırada geziniyorum. Haberler falan öyle yerlerde bakıyorum işte. Yani yoğun olarak kullanmıyorsun. Aynen. Evet. Şimdi bir gece yattık ve sabah kalktık. Diyelim ki işte internasyonel bir internetlerle alakalı sıkıntı oldu diyelim. Öyle diyelim. Evet. Hiçbir sosyal medya hesabı yok. Evet. Hayatında bir şey değişir mi? Hayatın normal devam eder mi? Devam eder ya. Öyle sıkıntı olmaz yani. Yani yokluğunu hissetmem diyorsun. Hissetmem aynen. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz sana. Hayırlı günler gelsin. Diliyoruz. İyi günler. Öğrenciyiz. Tamam, çok güzel. Furkan, sosyal medya hesabımız var mı? Var. Hangisini kullanıyorsun ve hangilerini kullanıyorsun? Hepsini. Hepsini kullanıyorsun.
En çok beğendiğin hangisi? Snapchat. Snapchat kullanıyorsun. Sosyal medyayı daha çok iletişim için mi kullanıyorsun, yoksa bir takım paylaşımlarını iletmek için mi kullanıyorsun insanlara? Kızlara yazmak için. Kızlara yazmak için kullanıyorsun. Bu kadar netim diyorsun yani. Tamamıyla arkadaş edinmek için kullanıyorsun. Onlar bana yazıyorlar. Onlar sana yazıyorlar. Bu da çok güzel. Bir şey daha soracağım. Bir gün yattık kalktık ve sosyal medyanın hiçbiri yok. Olsun. Hayat devam eder mi? Eder. Evet. Her şeye rağmen hayat devam eder diyorsun. Emin evet. misin? Eminim abi. Tamam. Çok teşekkür ediyorum Furkan. Benim ismim Halit Özgür, soy ismim Dolmacıoğlu. Daha yeni liseye geçtim, lise 1'e geçtim. Ortaokulum bitti. Bu kadar yani. Lise hayatımız yeni başladı ve evet. umutluyuz diyoruz. Evet. Hemen sorumu soruyorum sana. Sosyal medya hesabı kullanıyor musun? Kullanıyorum abi. Hangi sosyal medya hesabını kullanıyorsun? Instagram falan kullanıyorum. Başka? Snapchat kullanıyorum. Snapchat kullanıyorsun, Instagram kullanıyorsun. Peki fazlaca zamanını alıyor mu? Yani çok zamanımı alıyor. Çok zamanını yani, alıyor. Yani. Verimli kullanabildiğini düşünüyor musun sosyal medyayı? Ya, arkadaşlarımla iletişimde kalıyorum yani. Videolar izliyorum. Eğleniyorum yani. Zaman geçiriyorsun, aynen, vakit zaman geçiriyorsun. Evet. Peki şöyle bir şey sorayım sana. Bir gece yattın, sabah kalktın ve Instagram yok. Ve Snapchat yok. Evet. Hayatında büyük bir boşluk hisseder misin? Hissederim. Yani yapacak bir şeyim yok gibi hissederim yani. Yani hayatımızda olmazsa olmazımız oldu. Evet, olmazımız. Sana çok teşekkür ediyorum genç arkadaşım. Başarılar ben diliyorum. Ben de abi. Görüşmek dileğiyle. Aman gel gel, aman gel. Evet, Instagram ve Twitter kullanıyorum evet, demiştiniz. Instagram ve Twitter ikisi birbirinden farklı mı? Farklı. Ne gibi farklı çünkü, mesela? Çünkü Twitter'da daha rahat düşüncelerimi ifade edebiliyorum ama Instagram'da öyle bir şey yok. Instagram daha çok görselliğe aynen, daha çok dayalı görselliğe. Bir mecra. Twitter düşünceye. Peki toplum için, hatta aslında biraz daha daraltayım, gençliğimiz için faydalı mı sosyal medya? Değil. Faydalı değil diyorsun değil. Nikola. Ne için faydalı değil? Çok yanlış şeyler de var, doğru olanlar da var ama yani bana göre değil çünkü boşa zaman geçiriyoruz. Boşa zaman geçiriyoruz. Ama geçiriyoruz. Şimdi bir gece yattık, sabah kalktık evet. ve sosyal medyaların hiçbiri yok. Yok, çok büyük boşluk hissederim. Çok büyük boşluk hissedersin. Evet. Yani olmazsa olmazımız da evet. oldu diyebilir miyiz? Evet. Fukat Hanım çok teşekkür ediyorum rica size, ederim. Başarılar diliyorum. Sosyal medyayı konuşmaya devam ediyoruz. Yanımda genççe bir arkadaşım var. Evet arkadaşım, önce seni tanıyayım. Rauf Cihan Yurtlu, Tavşanlı'yım. Tamam. Tavşanlı'da oturuyorum. Tamam, buralıyım. Okuyor muyuz? Okuyoruz, liseyi geçtim. Tamam, çok güzel, başarılar diliyorum sana. Teşekkür ederim. Sosyal medya hesabın var mı? Var, kullanıyorum. Hangisi ya da hangileri var? Instagram, Twitter, ikisini kullanıyorum genel olarak. Instagram ve Twitter var. Evet. Peki, Instagram, Twitter hangisinde daha yoğun bulunuyorsun? Instagram. Veya Instagram'da bulunuyorsun. Instagram. İnsanlar mesaj atıyor, ona cevap veriyoruz. Videolar falan çekici buluyoruz. İzlemek zorunda kalıyoruz. Öyle. Yani daha çok videoları mı aynen, izliyorsun? Aynen. Peki mesajları. Şöyle bir soru sorayım sana. Gece yattık, sabah kalktık, internetler yok, sosyal medya yok. Evet. Sence nasıl olur? Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü abi. Yani hayatında büyük boşluk hisseder misin? Evet, hissederim. Hani internet yok, Instagram'a giremiyoruz, bir şey yapamıyoruz. Peki internet var, sosyal medya yok. Yani haberleri takip edebileceksin ama Instagram ve Twitter'ı kullanamıyorsun. O da sıkıntı ya. O da sıkıntı. O da sıkıntı. Yani... Artık olmazsa olmazımız oldu o zaman. Aynen. Artık çok teşekkür ediyorum. Sen de bir şeyler söylemek ister misin? Tabii abi. Sen de söyle görüşlerini önce. İşte kendini tanıt. Abi ben Ramazan Özsoy. Tamam. Vallahi abi şöyle bir Ramazan şey Ramazan Özsoy okuyor muyuz? Hayır abi, kuaförüm ben. Kuaförsün. Bir sanat altın bilezik sahibi olacaksın. Aynen abi. Tamam, sana başarılar diliyorum. Evet, sen de konuş sosyal medya ile ilgili. Hangi sosyal medya hesabını kullanıyorsun? Vallahi abi ben Instagram var, Twitter var ama Twitter'ı pek kullanmıyorum. Hani öyle açtıydım, duruyor. Hani daha çok yoğun olduğum Instagram yani. Instagram neredeyse hiç çıkmıyorum yani evde olduğumda. Ya abi çoğu millet kara kıza bakmaya giriyor, yanlış anlama. Biz onun için değil. Ben sadece hani böyle vakit geçirmek için. Ondan yani kara sonra... kıza bakmak demeyelim de hani farklı niyetlerle giriyorlar. Aynen. Sen o niyetlerde değilsin değil mi? Ben onda değilim abi. Hayır abi. Neyse işte ben vakit geçirmek için giriyorum abi. İşte story paylaşıyorum. Ondan sonra millet yazıyor, onlara bakıyorum. Yani öyle yani. Peki arkadaşına sorduğum sorunun aynısını sana da soruyorum. Evet, gece abi. Yattık, sabah kalktık ve Instagram yok.
Ya şöyle bir şey abi, benim için sabah önemli değil. Ben zaten sabah kalktığımda çıkıp dışarı gidiyorum. Ha, ama benim hayır, için şöyle diyeyim, gece o zaman önemli. Akşam, yani yok ha, hiç yok o, artık abi, yani. Çok o, kötü ya. Çok kötü olur. Olmazsa abi. Olmaz diyorsun. Aynen abi. Yaşayamam da diyebilir misin? Ya yaşayamam demeyelim de hani olmaz yani ya. İnsanın böyle ciddi bir şekilde moralleri bozulur abi. Çok büyük bir boşluk olur. Aynen. Çok teşekkür ediyorum arkadaşım. Sana mesleğinde başarılar diliyorum. Ben de teşekkür görüşmek ederim. Görüşmek dileğiyle. İyi günler. Halkın sesinde sosyal medyayı konuşmaya devam ediyoruz. Yanımızda bir hemşerimiz daha var. Merhabalar, iyi günler diliyorum. Önce kendinizi tanıtabilir misiniz? Ben Yunus Yaşar. Ne işle meşgulüz? Demir yollarında çalışıyorum. Demir yollarında çalışıyorsunuz. Aynen, aynen. Tamam, çok güzel. Size muvaffakiyet, başarılar diliyorum. Allah şimdi Allah konumuz olsun. Sosyal medya. Sosyal medya hesabımız var mı? Var. Hangisi var, hangileri var? Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter kullanıyorum. Hepsini kullanıyorsunuz. Aynen, onları kullanıyorum. Peki ağırlıklı olarak hangisini kullanıyorsunuz? Instagram. Instagram ve de WhatsApp ikisi. Instagram'ı hangi amaçla kullanıyorsunuz? Instagram'ı hangi amaçla kullanıyorum? Şarkı söylüyorum mesela, şarkıları atıyorum. Ha, böyle bir müziğe olan merakımız var. Aynen, müziğe olan merakım olduğu için. Ondan sonra arkadaşlarımla işte, iletişim kurmak için kullanıyorum genel olarak. WhatsApp'ı da işte çalışma ortamında işte raporlar oluyor, yaptığımız çalışmalar oluyor. Onları atmak için. İş amaçlı da WhatsApp'ı kullanıyorum. Aynen öyle. O zaman herkese sorduğum soruyu sana da sormak istiyorum. Bir gece yattık, sabah kalktık veya sabah yattık, akşam kalktık. Evet. Yani tamamıyla internasyonel olarak sosyal medyaların hiçbiri yok. Ortadan kalktı. Evet. Nasıl olur sence? Vallahi dünya o an için durur herhalde yani. İletişimsiz kalır ya da şey olur yani. Bilmiyorum. Ya büyük bir boşluğumuz olur mu? Aynen, büyük bir boşluk olur yani. Peki olmazsa olmazımız mıdır sosyal medya? Bence değildir. Çünkü çocukluğumuzda telefon yoktu. Şey yoktu mesela, biz arkadaşlarımızla iletişim daha kuvvetliydi. Hani birebir sıcak iletişimimiz aynen, daha kuvvetliydi. Aynen. Eskiden mesela toplum mesela şöyle söyleyeyim size. Evinin önünde mesela insanlar toplanıp hep birlikte bir şeyler yapabiliyordu. Şimdi telefonlar çıktı, sosyal medya çıktı. Hepsi koptu, iletişim koptu yani. Yani sosyal medya sıcak iletişimlerimizi kopardı diyorsun. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. İyi günler. Evet, sosyal medyayı konuşmaya devam ediyoruz halkın sesinde. Yanımızda genç bir arkadaşımız daha var. Ona da sosyal medyayı soracağım. Abi bence sosyal medyadan önce bu ülkenin düzeltmesi gereken çok şey var. Şunu söylemek istiyorum. Ben bir satış pazarlama bürosunda çalışıyorum. Ve öğretmenler bu ülkede öğretmenliğini yapamıyorlar. Benim çalışma arkadaşım, kendisi matematik öğretmeni. Bunun üzerinde durulması gerekiyor bu ülkede en çok. Matematik öğretmeni pazarlamacılık yapıyor ve bu kendi isteğiyle değil. Kendi isteğiyle olan bir şey değil. Öğretmenler farklı iş yapıyorlar. Kendi alanlarında çalışsınlar. Bu imkanlar sunulsun. Sizin acaba tahsiliniz veya kursunuzu öğrenebilir miyim? Ben normal satış elemanıyım. Güzelsin bunlar yani. Ülkenin neresine giderseniz gidin, çoğu yerde hala insanlar asgari ücretle bile çalışamıyorlar, yapmıyor yani. Şoför arıyor, kendi arabası olacak, emekli olacak. Bunlar iyi şeyler değil. Değil yani. Adama verdiği ücret 4000 TL. 1.30 mazot ücreti veriyor, yakıt ücreti veriyor, adam 1.50 yakıyor. Sırf yani gününü kurtarabilmek, kirasını ödeyebilmek için bunları yapıyor. Olmasın bunlar böyle, bunları düzelsinler. Muhalefetten de benim tek beklentim budur yani. Öyle abi ya. Yani sosyal medya dedik. Sen dedin ki daha başka konuşmamız gerekenler var dedin. Aynen öyle. Sosyal medyanın önce gündemde pazar kurulmuş burada. Bu pazar bittikten sonra insanlar gelip burada atılanları toplayacaklar. Bence bunların konuşulması gerekiyor bu ülkede. Yani vehametli bir durumumuz var. Doğru. Bunları da konuşalım diyorsun. Bunları konuşalım. Bence sorulması gereken sorular çok daha farklı abi. Sosyal medya tamamen değil. Ben o şekilde düşünüyorum. Umarım güzel bir Türkiye bekliyordur. Beklentin ne senin? Yani işsizlik, tamam onu söyledin. Onun dışında. İşsizlik. Enflasyonun bence kontrol altına alınması gerekiyor. Tamamen kontrolsüz bir şekilde ilerliyor çünkü. 30 liraya biber mi olur ya? Abi benim ülkemde yetişiyor bu ya. Tarım ülkesiyiz biz. 30 liraya olmaz yani. Olmamalıdır bu. Benim gencim okuyacak üniversiteyi, fabrikada çalışacak. Okuyacak üniversiteyi, gidip
esnaf yanında çalışacak. Bu olmaması gereken bir şey. Üniversite okuyorsa okuduğu bölümde iş bulacak. Ve hakkı olan ücreti alacak. Haksız bir şekilde ücret almayacak. Onun dışında söylemek istediğim şöyle bir şey var. Abi insanlar yurt dışına gitmeyi planlıyor artık ya. Biz bu kadar mı kötü durumdayız? Bu kadar mı? A-Haber izlemeyin abi. Farklı kanalları izlemeyin. Her şeyi açık olun. At gözlüğü takmasın insanlar. Pozitif baksın her şeye. Yani sen gençlerimizin gitmek isteğine gitmesinler, kalsınlar, birlikte düzeltelim diyenlerden misin? Öyle ben öyleyim abi. Gitmek bir çözüm değildir. Kaçmak acizlerin işidir. Biz burada kalıp gereken mücadelemizi vereceğiz. 2023 seçimlerinde de inşallah haklı haksız ortaya çıkar. İnşallah kardeşim. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Halkın sesi ile sosyal medyayı konuşmaya devam ediyoruz. Esnaf Tavşan'la bir hemşerimizle birlikteyiz. Ben tanıyorum ama tanımayanlar için kendinizi tanıtmanızı istiyorum. İsmim Sami Borstan. Cep telefonu işle uğraşıyorum. 22 yıldır bu işteyim. Emre Caddesi'nde dükkanım var. Bu kadar. Teşekkür ediyorum. Konumuz sosyal medya. Sosyal medya deyince ne anlıyoruz? Önce onun bir... Sosyal medya deyince ilk önce sosyal medyanın yani yapıldığı yer cep telefonu. Akıllı telefonlar, dokunmatik telefonlar. Telefon dünyamızda 98'de girdi bizim yani Türkiye'de olarak. İlk önce tuşlu telefonlar vardı. Tuşlu telefonlarda sadece görüşme yapılabiliyordu. Daha sonra kamera eklendi. Kamera eklendikten sonra görüntü alabiliyorduk. Görüntü kaydedebiliyorduk. Daha sonra bunları paylaşma. Yani basamak olaydı. Basamak. Basamak basamak. Her gün üzerine bir şey kondu. Yani her gün böyle bir sanki bir çok kalı bir apartmanın şeyi gibi kat kat üzerine kondu. Artık şimdi şimdilerde daha da artık yani şey yaptı. Ta baştan amacı daha farklıydı belki bunu yapan bir insanın. Yani bilebildiğim kadarıyla belki yanlış bilebilirim. İşte sonuçta mesela sosyal medyanın en büyük şu an devi Facebook. Facebook Zuckerberg kuruyor. Kendi Harvard Üniversitesi'ndeki arkadaşlarla chatleşmek için veya onları beraber resimlerini paylaşmak için yapıyor. Ama bu dünyaya çığ gibi yayılıyor. Bambaşka bir boyut kazanıyor. Bambaşka boyut kazanıyor şimdi artık. Yani olmazsa olmaz. Yani Amerika'daki bir tane vatandaşın ilk eğlence amaçlı yaptığı şey şu an dünyada kat kat başka büyük amaçlar için kullanılıyor. Nasıl kullanılıyor? Yani artık siyasi, dini, eğitim... magazin her yönde kullanılıyor. Gücü çok farklı. Yani gücü bir de şöyle bir şey. Hayatında kendisi aslında. Mesela diyelim ki şu an bak rutin herhangi bir şey yok tavşanda şu an. Birazdan bir deprem olsa sosyal medyada aniden bütün her yerde deprem konuşuluyor. Deprem görüntüleri yayınlanıyor. Deprem şey söylüyor. Ya hayatında kendisi birden oraya yansıyabiliyor yani. Atıyorum bir felaket olduğunda ekstra bir şey oluyor. Bir kutlama olduğunda ekstra bir şey oluyor. Örneğinden bir örnek daha verirsek mesela tavşan yiğidimiz var bizim mesela sporumuz var tavşanın gururu. Maçı oluyor o gün sosyal medyada bizim için yerelde tavşan yiğidin konuşuluyor. Tavşan yiğit şey yapılıyor. Yani çok geniş aslında yani böyle bir hani şurada bir 10 dakikalık veya ne bileyim yarım saatlik bir saatlik oturacak konuyla anlatacak bir mesele değil aslında. Ama gücü çok farklı. Gücü çok şey. Gücü farklı aynı zamanda çokça da büyük aslında değil çokça mi? Da büyük. Çok çok yani geniş çok geniş. Şimdi herkesin bu sosyal medyaya giriş amacı da farklı. Yani milyarlarca insan hepimizin amacı da farklı. Ve şöyle bir şey artık olmazsa olmazımız cep telefonlarımız yanımızda her zaman bir de yani hiç dokunmasak bile elimizi bir iki önce atıyoruz telefonumuza dokunmatik yanımda mı? Kaybettiğimiz zaman veya olmadığı zaman canımızdan bir yonga sanki yani. Yani ayrılmaz parçamız. Yani böyle bir şey yoktur herhalde şimdiye kadar insanoğlunun bu kadar aradığı, bu kadar şey yaptığı. Mesela diyelim ki daha önce de gidelim işte Türkler için diyelim at, avrat, silah derlerdi ama işte atı işte ahıra bağladığımız zaman orada kalıyordu. Çok fazla umursamıyorduk, düşünmüyorduk. Yani silah da buradaydı. İkide bir yoklamıyorduk yani. İhtiyacımız olduğu zaman şey yapıyorduk. Ama cep telefonu şu an çok daha farklı. Böyle sanki kaybedince her şeyi kaybedecekmişiz gibi oluyor yani. Ve oluyor da yani. Mesela bütün numaralarımız gidiyor, bütün arkadaşlarımız gidiyor, dostlarımız gidiyor. Panik oluyoruz. Ki onu diri tutmak için şarj aleti dahi çok önemli bir hayatımızda evet, yeri evet, var yani. Evet. Onu da kontrol ediyoruz. Yani biraz daha içine girecek olsak yani
parça hani değiştiği konulara girmek istiyorum. Mesela sosyal medya deyince ilk önce tabii Facebook en çok kullanılan, Instagram ve Twitter. Kıymetli izleyenlerimiz, ilk Halkın Sesi programımızın sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek affola diyoruz. Konuşa konuşa düşüncelerimizi, fikirlerimizi söylemeye alışacağız. Anlatacağız, konuşacağız ve hep birlikte anlaşacağız. Pazartesi akşamları Tavşanlı YouTube kanalındayız. Tavşanlı'nın sesi, Halkın Sesi diyoruz.